Nurluca programından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Tabii bu arada üzücü bir haberle ben bugün programı başlatacağım. Açıkçası benim sevgili Nevşin Mengü'nün bir videosuyla ilgili o videosu üzerinden kendisiyle alakalı bir yorum yapma tasavvurum, planım vardı Onurluca programında. Biliyorsunuz Onurluca program biraz daha hadiseler üzerine güncel yorumları ihtiva ediyor. Ama ben bu tasavvurdayken sabah saatlerinde birkaç bildirim aldım ama üzerine durmadım kendi yoğunluğumdan. O arada sevgili Mengü'nün paylaşımını gördüm. Onun dışında çok değerli bir gazeteci arkadaşımın profilinden haberi öğrendim. Çok değerli insan, değerli hukukçu ve önemli bir isim. Yani devlet adamı olarak önemli bir isim. Türk siyasetinde de önemli bir yeri olan Şahin Mengü'nün vefat haberini aldık. Tabii bazı kişilikler, bazı insanlar bu siyasetçi olabilir, İşte politikacı olabilir, memur olabilir, öğretmen olabilir, vatandaş olabilir, tüccar olabilir, ne olursa olsun, iş adamı olabilir, iş insanı olabilir, bilim insanı olabilir, ne olursa olsun bazı insanlar siyasi kalıpların üstünde, ideolojik değerlendirmelerin üstünde kişiliklerdir. Çünkü bu kişiler genellikle ortak değerlere ve birleştirici niteliklere hitap edebildiği ölçüde siyasi veya aidiyet kimlikleriyle değil, daha çok devlet adamlıkları, topluma mal olmuş yanlarıyla anılırlar. Kıymetli Şahin Bey, Şahin Mengü, değerli abimiz, değerli büyüğümüz, bu anlamda çok değerli bir isimdi. Çünkü ben onu hep şöyle tanıdım. Hep Türkiye'nin birleştirici değerleri üzerinden konuştu. Yani siyaset, o siyasetçilerin bileceği bir şey ama siyasi yanı, ancak ben onun birleştirici yanına, kuşatıcı tarafına, milletin, devletin ortak değerlerine olan tutkusuna şehadetim var, şahidim. Çünkü son zamanlarda da çok yakından takip ediyordum kendisini. Ve en son üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi de tabii ki hepimizin ortak değeri ve en mükemmel değerlerinden birisi olan, en önemli Cumhuriyet kazanımlarından birisi olan laiklik üzerine çok şeyler söylemişti. Bunun önemi üzerine çok vurgu yapmıştı. Bu vurgunun ardından kendisini kaybetmek tabii ki Allah'ın takdiridir. Hiçbir zaman bunu yargılamak, bunun üzerine fikir beyan etmek bizim haddimiz değildir, hakkımız değildir ama bazı ölümler gerçekten erken, bazı ölümler, bazı kayıplar erken. Bu bizim zaman algımıza göre takdiri ilahi tenzih ederiz. Ama bu anlamda Şahin Mengü böyle bir düşüncede olan, değerlere sahip çıkan bir insan olması itibariyle önümüzde önemli bir örnek, önemli bir birikim olması itibariyle bana göre çok ciddi bir kayıp. O yüzden kendisine, sevenlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yazılı olarak hususuyla sevgili Nevşin Mengü'ye taziyelerimi arz ettim ama buradan da yine sizin huzurunuzda başsağlığı diliyorum. Oğlu da siyasetle uğraşıyor. Hani kendisiyle bu anlamda ortak bir noktamız, bir tanışma zeminimiz olmadı ama Nevşin Mengü'yü medyadan tanıyorum. Çok başarılı bir gazeteci. Benim aslında Nevşin Mengü ile onun bir videosu üzerinden yapmak istediğim bir yorum vardı. Nevşin Mengü üzerinde, Nevşin Mengü ve onun gibiler üzerinden ve muarızlarıyla alakalı bir yorum yapma tasavvurum vardı. Ama bu kayıp, buna da vesile olsun diyelim, ne diyelim, bununla teselli olalım. Şimdi
Şunu söylemek lazım. Ben ulusal bir gazetede televizyon konu alakalı, televizyonla alakalı, televizyon dünyasıyla alakalı yazılar yazarken zannedersem sevgili Nevşin'le ilgili de yazmıştım. Saynur Tezel'le ilgili yazmıştım. Bunlar bana göre CNN'in çok önemli, CNN Türk'ün kendi döneminde yetiştirdiği çok önemli isimler, başarılı isimler. Benim iki bakış açım vardır bir insanın. Yani eleştirirken hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda. Bu birincisi edebiyat gözlüğüdür. Edebiyatın bir yanı olan ifade biçimi ve iletişim merkezidir. İletişim konusunda alaylıyım. Gazetecilik konusunda alaylıyım. Ama edebiyat konusunda da okulluyum. Bu gözlüklerden bakarım meseleye. Yani şimdi Allah aşkına tabii vatandaş da bakıyor. Emin olun bütün ideolojik kaygılardan arınmış bir şekilde söylüyorum. Biraz sonra Nevşin'le ilgili size bir video izleteceğim. Nevşin Mengü'yle ilgili. Yani inanır mısınız? Şunu söylemek lazım. İfade etmek gerekli. Kayıtlara geçmesi lazım yani. Bunlar gittikten sonra CNN Türk boş ya. Boşaldı. Ama bakın sadece CNN Türk değil. Ana akım medyada bu anlamda büyük boşluklar oluştu. Şimdi burada kayıtlara geçtik. Bakın bu isimleri gerçekten bir vesileyle saymak istiyorum. Mesela çok sağ olsun yani akşamda beni bu alanda teşvik eden değerli büyüğüm, değerli meslek büyüğü, değerli ablam, çok kıymetli insan Mezin dedeyi. Bana o yol göstermişti. Demişti ki benim CV'me baktı. Dedi ki ya bak sen şu konularda bir yazsana falan. Sağ olsun teşvik etti. O gün bugündür biraz televizyona da hep böyle eleştirel bakıyorum televizyon programlarına. Onu da burada ya dediğim selam olsun kendisine. Çok yol gösterdi bana. Ben Türkiye'de yani kusura bakmayın hiçbir yayına şey olarak bakmam. Tıraş merkezli bakmam da. Abi 1.000 tırajlık sayıyı geçmeyen yayınların editörlerinin ben bu memlekette nasıl diyeyim Anadolu Ajansı'nın veya başka bir haber ajansının böyle genel yayın yönetmeniymiş havasında triplerine şahit olmuş bir insanım. Yazı gönderirsiniz iki hatanızdan veya birkaç cümleden dolayı adam sizin yazınızın üstünü çizer. Yayınlamaz. Ama mesela yani akşam gazetesi gibi ki Ahmet Haşimlerin oradan geçtiği tarihi bir niteliğe sahip bir gazetede o zaman Ekler'in yönetmeniydi. Mezin dediği benim yazılarımı yanlışlar olduğu zaman veya hani aslında sayfaya koymakta problem doğuracağını düşündüğü yerde bana ama sözlü ama yazılı müdahale ederdi. Derdi ki bak burada böyle yap. Şurada şöyle yap. Ama yazıyı başka bir sebep yoksa yayınlamamazlık etmezdi. Mutlaka sayfaya koyardı. Varsa yanlış bana düzeltirdi. Yol gösterirdi. Hakkını ödeyemem. Yani o ekibi çok tatlı bir ekipti. Yani gerçekten mesela ondan sonra bak, o gitti. O vesile oldu buna. O gitti. Sibel Ateş Engin vardı. Yani o da oradaki ekip de hiçbir zaman ya bu adam nereden kalma niye yazıyor diyen olmadı. Sağ olsun sürekli yazı beklediler, koydular sayfaya ki bu ekibin bir hususiyeti vardı. Bunlar sadece yani bir reporter değil yani veya ne bileyim bir İşte haberci değil, bir yazar değil. Bunun dışında mesela Sibel Ataş Yengi'nin öykü kitabı vardı. Yani edebiyat alanında da kalem oynatan isimlerdi bunlar. Şimdi bakıyorum bunların yerinde yerler esiyor ya. Ya kimse kusura bakmasın yani. Yerler esiyor abi. Yazılarına bakıyorsun, köşedeki ifadelere bakıyorsun,
analiz yok, birikim yok. Bu bağlamda sentez yok. Yani böyle nasıl diyeyim? Son zamanlarda zaten o grubun gazeteleri şeye dönmüştü. Yani nasıl diyeyim? O bir benzetme yapmak istiyorum. Şu metaforu kullanabiliriz. Yani ne deniyor ona? Aktar dükkanına dönmüştü ya. Vallahi bak, yani bir grubun Umre'ye gitmesinden mütevellit kitabeki çıkmıyordu veya yedekleniyordu yani. Güncelden uzaktı. Niye? Grup Umre'ye gitmiş. Böyle de bir durum vardı yani. Böyle de bir şeydi. Ya sonunda ne oldu? İşte birisi kapandı. Gazetenin birisi kapandı. Yani ondan sonra mesela orada tanıdığım çok kıymetli, çok kibar. Bak düşün, 1000 tirajı geçmeyen gazetedeki veya işte dergilerdeki adamların tavrına bak. Mesela orada hatırladığım isimlerde Aysun Yıldız Güngör vardı. Emine Bıyık'ı hatırlarım, Arzu Akyol'u hatırlarım. Onlar o tarafta, bir de şeyde, Star'da onun hakkını hiç yemem. Bu ayrıdır. Yani Bedir Acar. Ona da selam olsun. Yani bunlar bu işin bu tarafını götüren hep bu isimlerdi. Şimdi bakıyorsunuz yerler esiyor ya. Liyakat yok. Muhtemelen sadakate yemin edip biat etmiş tipler var şimdi her yerde. Dolayısıyla oradan bir kültür iktidarı çıkar mı? Oradan bir kültür sanat, hangi bağlam doğrusu olsun, çıkar mı? Bu bir ara iyi hatırlarım. Star'daki yazarlardan birisi şöyle demişti. 15 Temmuz'dan sonra şimdi sıra kültürel iktidarda demişti. Tabii iktidar, muhalefet, onlar siyasetin bileceği iş ama kültürel anlamda nasıl bir iktidar tasavvur ettiler bilmiyorum. Ancak öyle bir şey yok. Kanunu kastetti galiba. Yani bir edebiyat da terimsel olarak daha çok buna kanon tabiri kullanılır. Hani bir kanon oluşturulmak istendi. O da bir edebiyat dergisi var, bilirsiniz, meşhur. Herkesin bildiği. O da zaten bir kitap tanıtımından dolayı imajını çizdirdi. Neticede öyle bir kanon oluşmadı. Ben zaten edebi kanonları da çok seven bir insan değilim. Ama mutlaka etkili bir mecra, bir akım mutlaka vardır. Ama böyle bir şey oluşmadı. Çünkü liyakatli adam yoktu. Background'ları zayıftı. Sadece ideolojiyle militanlaştırılmış tiplerdi. Yani Türkiye'de bunlar hep böyledir. Yani sağ da böyledir. Sol da böyledir. Ama şimdi solun ve milliyetçi kesimin biraz hakkını yemeyelim. Çünkü onlar gerçekten edebiyata, kültürel anlamda Cumhuriyet tarihinde en önemli katkıyı, ideolojik çıkışlı da olsa yapabildiler. Bugün siyasal İslam'ın elinde bir ne malzeme var? Varsa kim okuyor? Nasıl bir etki uyandırdı? Ne şekil bir akım doğurdu? Ortada görüyorsunuz zaten. Yani şunu söylemek lazım. Bir insan kimliksel aidiyeti ayrı bir şey. İşte iktidardır, muhalefettir, ne bileyim, işte şöyledir, böyledir. Bunlar ayrı şeyler. Ama kardeşim, liyakat, başarı ayrı şey. Şimdi ben Nevşin Mengü'nün kendi meslektaşlarıyla girdiği polemikleri takip ediyorum. Ve benim Nevşin Mengü'ye tavsiyem, yani bunlarla topa girme. Yani gerçekten topa girme. Bak mesela, bilmiyorum sana ne diyorlar mesela. Dinlemediğim için, okumadığım için ne dediklerini de bilmiyorum. Ama sana ne diyorlarsa, ne söylüyorlarsa, şunu çok iyi bil. Gerçekten senin üzerinde etkisi olmaması lazım. Çünkü kültürel olarak, birikim olarak, background olarak, ifade biçimi olarak, emin ol, senin durduğun noktaya gelmeyi bırak. Yani gelse başı göğe değmiş olacak. Hani öyle ifade edeyim. Öyle tipler bunlar. Tanıyorum. Gerçekten bak, yani öyle
bu tip şeylere falan girme yani, mavi tiktir, şudur budur. Çünkü senin bir ağırlığın var, bir geçmişin var, birikimin var. Bunu da senin biyografinden okumadım, vallahi ekranda gösteriyordun, ifade biçimiyle gösteriyordun. Ya bırak da o kadar söz hakkımız olsun, biz bu memlekette TV eleştirisi yazıları yazdık yani. O yüzden bizim de böyle bir yargı hakkımız olsun. Yani şimdi bir Nevşin Mengü, bir Sayınur Tezeli ekranda gördüğünüz zaman ifadesiyle, diksiyonuyla, ses tonuyla bu işi dolduran insanlar, şimdi CNN Türk'te o ekranı kim doldurabilir Allah aşkına? Biraz dolduracak insanlar seçemediniz mi? Yok muydu yani? Bu kadar mı yokluk içindeydiniz? Demek ki yetiştirememişler. Ama o yüzden hani biraz, çünkü meselelere Jizek'in tabiriyle Nevşin Mengü ve onun gibiler ekranda, ha ister muhalif olsun, ister muvafık olsun, ister bir eleştiri yapsın. Bakın Jizek'in tabirini söyleyeyim, yamuk bakabilen insanlar. Yani bugün bir Nevşin Mengü, yamuk bakmaktan kastettiğimiz hadiselere olmadık tarafından ayrıntılı farklı yönlerden, hem tersinden hem düzünden bakabilen, siyahı beyazı değil griyi de yakalayabilen insanlardı. O yüzden yani bugün ben açsam mesela, şimdi bir Sayın Tezel hala tartışma programlarında, vallahi emin olun çoğu zaman temayı kaçırıyorsam bile, kendi işimle meşgul olduğum dönemlerde, ya meşgulüm, bugün haber dinleyecek zamanım yok, bugün tartışma programı izleyecek zamanım yoksa bile, televizyonu açtığımda orada kendi kendine, orada ne konuşulduğu da önemli değil, Sayınur Tezer ve Nevşin Mengü gibi isimlerin sadece seslerinin ses dalgaları etrafında bulunduğum atmosferde dolaşması bile beni rahatlatmakla birlikte bana iyi geliyordu. Dolu dolu geliyordu yani. Dinletiyordu. Dinletirken yormuyordu. Şimdi bakın burada ben hani dedim ya, siyahı beyazı hadiselere bunlar siyah beyaz bakmazlar. Sağ sol bakmazlar. Dinli dinsiz bakmazlar. Laik anti-laik bakmazlar bunlar. Bunların bir birikimi var, bunların bir background'u var. Yani o zaten ekranda dolduruyor kendini. Ekrandan bunu anlayamıyorsanız bir bakın biyografilerine. O yüzden ben şimdi size Nevşin Mengü'nün biyografisini anlatacak değilim de, yalnız şu konuşmayı bir dinleyin, ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Çok daha iyi analiz etme fırsatınız olur. Siyahı neymiş, beyaz neymiş, siyahı yakalamak, beyazı yakalamak neymiş, ne anlama geliyormuş, bunu buradan anlamak mümkün. Arz edelim. Evet. Ha bir de şöyle bir tablo çizmeye çalışıyorlar. Bence bu çok önemli. Bunun altını çizmek lazım. Hani şey karşılaştı işte. İçki yasaklandı ama işte cuma namazları kılınacak. Bu nasıl iş falan. Bir kere Türk toplumunu böyle sanki iki bir tarafta işte Allahsız seküler içki içenler, bir tarafta da namazında niyazında olanlar. Böyle değil ki Türk toplumu. Bu da bir illüzyon. Bu da ya, yani böyle değil. Mesele bu değil. Bir kere herkesin dindarlığı kendine de şu şekilde yaşayan çok insan var. Namazını da kılıyor. Cumaya da gidiyor. Belki oruç da tutuyor ama işte Ramazan'da içki tüketmiyor mesela. Ama işte, belki Ramazan'da da içki tüketiyor. 2-3 gün oruç tutuyor. Ramazan'ın çoğunda tutmuyor. Namaz kılıyor. İçki de içiyor. Şimdi Türk toplumunun
ciddi bir oranı böyle. Yani bunu da inkar etmenin, sanki muhalefet de bunu yapıyor. Sanki toplum ikiye bölük. Hayır, toplum ikiye bölük değil. Keskin böyle ya ölümüne seküler, ölümüne falan ateist, öbürü de ölümüne müslü falan İslamcı, böyle böyle değil ki Türk toplumu. Arada gri tonda çok insan var. Aslında bu insanların da hakkı ihlal edilmiş oluyor. Hani muhalefet de öyle algılıyor. Ya işte biz de muhafazakar oyları alacağız. İyi kardeşim, tamam da muhafazakar herkes de içki hiç içmiyor, ağzına sürmüyor, tövbe haşa diye bir durum yok ki. Yani burada bir toplum, hakikaten tam bir toplum mühendisliği yapılıyor ve toplum da çarpık olmadığı gibi algılanıyor ve anlatılıyor zorla. Türk toplumu böyle değil yani. Ha, biz de uzaydan gelmedik sonuçta yani. Biz de bir toplumun içerisinde büyüdük. Hepimizin ne bileyim daha dindar olan akrabası var, daha dindar olan arkadaşı var, daha az dindar olan arkadaşı var. Bu toplum içerisinde yaşıyoruz yani. Neyse. Gerçekten neyse. Yani en ufak, bakın ben bunu yaşadım ya. İnanın yaşadım. Bir edebiyat, edebi eserin yayıma hazırlayan, klasikleri yayıma hazırlayan bir insandan bahsettim ya. Ben edebiyatçıyım ya. Klasiklerden bahsetme hakkına sahibim. O klasiklerden hangisinin iyi olduğunu söyleme hakkına sahibim. Sen de başkasını söylersin. Bunu dedim diye benim bu memlekette üstüme yüründü ya. Sen o adamın çevirdiği klasikleri nasıl anlatırsın dediler bana ya. Bunu yaşadım ben ya. Bunu ben yaşadım. Şahitleri var. Ya kardeşim, siz her şeye yani şucu bucu yok bilmem ne gözül. Ya o zaman 3. sınıf ülkesin sen ya. Toplumsun, pardon, ülke demeyelim. 3. sınıf bir toplumsun sen ya. Bu kadar basit yani, eğer insanlara bu gözlükle bakıyorsan, bir perdeden bakıyorsan sen 3. sınıf bir insansın, toplumsun. Sen bir toplumun da öyle. Bu şekilde bakılıyorsa, ama bu toplum böyle değil. Yani Nevşin'in dediği gibi bu işin grisi var abi. İnsanları o şekilde ayıramazsınız. Yani ortak birleştirici değerler var. Yani kendi rahmetli babası içinde ben üzülme sebeplerinden birisi olur. Çünkü ortak değerler üzerinden birleşici sözde, birleştirici yorumları sahip bir insandı. Niye? Çünkü bu memleketin evladıydı. Evladı olduğu memleketi çok iyi tanıyordu. Hadiselere masa başından, hadiselere ihale bölüştürülen yerlerden bakmıyordu. Geldiği yeri biliyordu. Evlatlar da demek ki geldikleri yeri iyi öğrenmişler, biliyorlar. Toplumu bu yönüyle görüyordu. Biz de böyle görüyoruz. Ayıramazsınız yani. İnsanları ayırmayın. Hakkınız da yok. Kim olursanız olun. Siyasetiniz sizi ilgilendirir. A olsun, B olsun, o beni ilgilendirmez. Ama yani önemli olan insana insan nazarıyla bakabilmek. Ortak değerler perspektifinden bakabilmek. O yüzden Şahin Mengü çok değerli bir kayıptı. Ama tesellimiz, kimse kusura bakmasın. Takdir de ediyorum, başarısını da birikimini de sadece Nevşin'de değil, yani Saynur Tezel vardı aklıma gelen, o çok önemli isimlerden birisi. Bir iki isim daha vardı, hatırlayamadım. Ya bunlar yani, bunlar nerede? Bunlara muarız olmaya çalışanlar nerede? Yani kitaba bile girmeye gerek yok ya. Mavi Tik muhabbetini dinledim ben. Ya emin olun, Nevşin Mengü'ye kızarım ben bu konuda. Video israfı. Gerek yok. Cevap vermen videoya yazık, elektriğe yazık, harcadığın enerjiye yazık. 2 sayfa kitap oku. Yani muarızlarını tanıyorum ben. Evet, esen kalınız.